Zemzemin Neşeli Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir kış çorbası tarifiyle geldim. Mevsim geçişlerinde harika bir çorba olacak. İşkembe çorbası. Bütün püf noktalarıyla ve tam lokanta usulü bir çorba tarifi. Hemen yapımına geçiyorum. İlk önce arkadaşlar ben böyle daha önceden birazcık doğramış olduğum işkembeleri ve sizlere göstermek için kalan işkembeyi yarım e, saat bir saat kadar e, sirkeli suda beklettim arkadaşlar. Şimdi kalan parçayı da şöyle sizlere göstermek istiyorum küp şeker büyüklüğünde doğrarsanız işinizi daha kolaylaştırır. Eğer ki büyük doğradıysanız sonra düdüklüden çıkarıp tekrardan küçük küçük doğrayabilirsiniz. Şöyle daha kolayıma geliyor. O yüzden ben önceden doğradım ve sirkeli suyun içerisine atıyorum. Güzelce duruladıktan sonra arkadaşlar düdüklüde haşladım. Dilerseniz tencerede de haşlayabilirsiniz. Ben düdüklüde 1,5 litre suyla haşladım. Çünkü suyumuzun hem içme suyu hem de biraz fazla tuttum arkadaşlar. Çorbamızın asıl suyu buradan olacak. Şu işkembeleri karıştırıp ve ocağıma alıyorum düdüklüğü Ve yaklaşık bir buçuk saat kadar haşladım arkadaşlar. Düdüklüden düdüklüye farklılık gösterebilir. Fakat çok iyi haşlanması gerekiyor. İyice haşladıktan sonra artık çorbamın yapım aşamasına geçiyorum. Bir tencerenin içerisine yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldıktan sonra üzerine 3 yemek kaşığı kadar un ilavesi yapıyorum. Un miktarınızı az tutabilirsiniz arkadaşlar. Benim çorbamın suyu çok olacağı için birazcık çok tuttum. 3 yemek kaşığı unun rengini döndürmeyip kokusunu çıkarana kadar yağda kavuruyoruz arkadaşlar. Tam da bu görüntüyü elde edeceğiz arkadaşlar. Piştikçe zaten kendini salıyor. Şöyle kokusu çıktı arkadaşlar. Ben de artık kenarda pişmiş olan e, işkembenin suyundan ilave ediyorum yavaş yavaş. Küf noktalarından bir tanesi arkadaşlar oldukça yavaş döküyoruz. Yavaş döküp hızlı karıştırıyoruz. Aksi takdirde topaklanma ve kesilme olabilir. Bu yüzden yavaş yavaş ve hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Siz karıştırdıkça, o da kaynadıkça kıvamı koyulaşıyor. Daha sonra kalan suyun hepsini içerisine boşaltıyoruz. Ve artık e, birazcık kapağını kapatıp kıvamını sağladı arkadaşlar. Kalan işkembelerin hepsini süzmüştük kenarda onları da içerisine alıyoruz. Bir iki tur karıştırıp onları tekrardan e, tencerenin kapağını kapatıp ve artık terbiyesine geçiyoruz arkadaşlar. 1 yemek kaşığı un, 1 adet yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı yoğurt Yarım limonun suyu var arkadaşlar. Terbiyesi için bunu kullanacağız. Karışımları birbirine katıp ardından kalan sudan yavaş yavaş arkadaşlar suyumuzda işkembe suyu olursa daha iyi olur. Kalmadıysa normal su da ilave edebilirsiniz açmak için. Ama ben tekrardan çorbanın suyundan ilave ediyorum ve bir iki tur karıştırıyorum. Kıvamı da böyle bu şekilde arkadaşlar hafif koyu ve akışkan bir kıvam terbiyesi de artık hazır olduğuna göre kaynamakta olan çorbamızın içerisine yavaş yavaş ilave edeceğiz arkadaşlar. Bir yandan karıştırıp bir yandan da çorbamızın terbiyesini içerisine döküyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş dökelim arkadaşlar çünkü kesilme oranı yüksek içerisinde yoğurt var o yüzden hem karıştırıp hem de yavaş yavaş dökerseniz çok kıvamlı güzel bir çorbanız oluyor. En son üzerine arkadaşlar ben 4-5 sarımsak ezmiştim onu güzelce içerisine döküyoruz biliyorsunuz işkembe çorbanın olmazsa olmazı ve 3 yemek kaşığı da sirkem var dilerseniz 4-5 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz tamamen istek ve arzuya bağlı arkadaşlar. Ve diğer bir püf noktamız ocağın altını kapattıktan sonra arkadaşlar tuz ilavesi yapmak. Kesinlikle beraber yaparsanız tuz çorbanızı kesebilir. O yüzden en son ocağımı kapattım ve tuzumu döktüm. Şöyle çorbamın artık hazır olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tam kıvamında çok lezzetli bir çorba oldu. Ve ben artık sosunu hazırlıyorum arkadaşlar. Sosu için bir yemek kaşığı dolusu tereyağım var. Tereyağını güzelce eritip üzerine bir yemek kaşığı dolusu pul biber kullanabilirsiniz. Ben ikisini beraber kullandım. Pul biber ve toz biber karışık kullandım. Sosumu da güzelce hazırlıyorum ve artık çorbamın da e, yavaş yavaş sunumuna geçiyorum arkadaşlar. Evet, çorbam artık servise geçiyorum. Videomun da yavaş yavaş sonuna geliyorum arkadaşlar. İsteğe bağlı limonla tüketmenizi tavsiye ederim gerçekten çok yakışıyor. En son sosunu döküp limonu da sıkıp afiyetle içebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük de bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.